Herkese merhaba arkadaşlar. Çok ama çok tartışılan ve acayip bir şekilde gündemde olan bir konu var. 2018 yani bu yıl 2018 yılında YGS ve LYS olacak mı? Veya diğer yıllar YGS ve LYS sisteminde bir değişiklik yapılacak mı? Üniversitelere nasıl girilecek? Adı mı değişecek yoksa sadece sistem mi değişecek yoksa üniversitelere tamamen sınavsız bir şekilde mi girilecek? Çok ama çok tartışılıyor. Ben de sizler için bir araştırma yaptım. Videolar izledim, yazılar okudum. Gerçi bütün internetteki tüm yazıların hepsi aynı paragraftı. Yani aynı metni alıp kopyalar yapıştır yapmışlar. Fakat ben sizler için detaylı bir araştırma yapmaya çalıştım. Şimdi öncelikle bir yıl içerisinde 3 tane sınav yapılacak üniversiteye giriş için ve bu 3 sınav aynı şekilde aynı sınav olacak, yani işte A sınavı değil. Bu 3 sınavdan hangisinden daha yüksek puan alırsanız sizin üniversiteye giriş puanınız o olacak. Yani burada amaçlanan, hedeflenen şey şu. Biliyorsunuz tek bir sınavla, yani YGS ve LYS'ye giriyoruz. Tek bir sefer şansımız var en azından o yıl içinde. Ve kötü bir şey yaşadığımızda veya işte stresliydik, hasta olduk, kötü puan aldık, o yılımız yanıyordu biliyorsunuz. Bunu ortadan kaldırmaya çalışmışlar. Yani ilk sınavına girdiniz, kötü geçti. İşte konu eksikleriniz vardı, bunu daha çok farkına vardınız. İkinci sınava giriyorsunuz. Tabii ki de daha çok çalıştıktan sonra belli bir aralıklarla oluyor bu sınavlar. Olacak yani. Çalıştığınız, ettiğiniz bilmem ne, bir daha girdiniz. Ondan da mı kötü geçti? Daha çok emek verdiniz, işte kendinizi hazırladınız. Bu sefer tamamen güzel bir şekilde sınava giriyorsunuz. Artık o 3 sınavdan hangisinden en yüksek puan aldıysanız sizin üniversiteye girerken ki puanınız o olacak. Az önce dedim, acaba dedik üniversitelere sınavsız mı girilecek yoksa sınavlı mı girilecek? Üniversiteler artık 3'e ayrıldı. A, B, C grupları şeklinde. A sınıfı üniversiteler Boğaziçi, İTÜ, ODTÜ gibi üniversitelerden oluşacak. B sınıfı üniversiteler ise orta sınıf dereceler, orta sınıftaki üniversiteler olacak. İşte 19 Mayıs Üniversitesi, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi gibi. Yani ODTÜ, İTÜ'nün bir altında kalan üniversitelerden oluşmak üzere. C sınıfı üniversiteler ise 2 senelik üniversitelerden oluşacak. A ve B sınıfı üniversitelere az önce anlattığım sistemdeki gibi 3 kere gireceğiniz sınavlardan hangisinden yüksek puan aldıysanız öyle gireceksiniz. Fakat C sınıfı, yani 2 senelik üniversiteye girmeniz için üniversite puanına gerek yok. Üniversitelere başvuracaksınız. Artık çok yoğunluk olursa eğer sizin lise ortalamanıza bakılacak ve bir sıralama yapılacak. Aslında bu da bir sınav gibi, yani yine bir puanınız olacak. Fakat bu puan 4 senenin sınıf ortalamından oluşan bir puan olacak ve sizi o puanlarınızı bir sıralamaya sokacaklar. Kontenjana göre artık içeride kalıyorsunuz, o üniversiteye yerleşeceksiniz. Sadece eğer bu üniversiteye girmek istiyorsanız lisenin sonunda lise bitirme sınavı adı altında bir sınav yapılacak. Bunun amacı da hani artık ben liseyi bitirdim, üniversiteye geçmeye hazırım anlamında. Yani tamam, sınavsız bir şekilde üniversiteye gireceksiniz fakat bunun da bence bir bedeli olmalıydı. O da lise bitirme sınavı. Çok da bir zor sınav olacağını düşünmüyorum. 4 sene okumuşsun, artık liseyi bitireceğini bir şekilde o sınavı bir puan olarak kanıtlayabilirsin bence. Eğer bu plan, bu yeni sınav sistemi yürürlüğe girerse ilk sınav 5 ay sonra yapılması planlanıyor. Ben öyle araştırdım, öyle duydum yani. Tabii ki de bunların hiçbirisi kesin bilgiler değil çünkü tamamen net bir şekilde açıklamalar yapılmadı ve her şeyin netleşmesi bir ay içerisinde olması bekleniyor. Eğer her şey anlatıldığı gibi ise, bilindiği gibi ise ve 3 sınavdan oluşacaksa ilk sınavın 5 ay sonraki gibi zaman diliminde olması planlanıyor ve ardından hangi zaman dilimi aralıklarıyla olacağını bilmediğim bir şekilde 3 sınava girecek. Yani siz şu an 10. sınıf, 11. sınıf veya 12. sınıfsanız, zaten 12. sınıfsanız çok önemli bir konu var. Bu sene sınava girecek miyiz? YGS-LYS mi gireceğiz yoksa yeni sınav sistemine mi gireceğiz? Sınava gireceksiniz. Bence, yani kendi fikrimi söylüyorum. Şu an okullar açıldı, lisede okullar artık okullarda. Bence şu an sınav sistemi değişmeyecek. Yani bu yıl yine YGS ve LYS ile üniversitede girecek. Fakat şu an 11. sınıf olanlar önümüzdeki sene yeni sınav sistemiyle üniversitede yerleşecekler. Tabii bu benim fikrim. Bu sene de her şey yürürlüğe girebilir ve bu sene yeni bir sınav sistemiyle üniversitede yerleştirme yapılabilir. Bunu kimse bilemez. Her şey yakında belli olacak. Peki siz 10. sınıfsınız, 11. sınıfsınız veya 9'sunuz, telaşlanmanız gereken bir konu var mı? Bence yok. Yani bunu en başta dediğim gibi artık telaşlanmanız gereken bir ya yapamazsam ya olmazsa derdi yok. Sonuçta 3 hakkımız var ve bu 3 hakkımızın birisini, en azından birisini güzel bir şekilde değerlendirebileceğimizi düşünüyorum ki bizim tek hakkımız vardı. Biz o şansımızı, o hakkımızı güzel bir şekilde değerlendirmeye çalışan insanlardık ki çoğumuz bu şansımızı, tek şansımızı güzel bir şekilde değerlendirerek istediğimiz bölüme, istediğimiz üniversiteye girmiş olduk. Peki değerlendirmeseydik ne olacaktı? Yapanlarımız var, mezuna kalanlarımız var, ikinci senesinde, üçüncü senesinde üniversite sınavına hazırlananlar var.
Bu insanlar, bu arkadaşlarımız ne oldu? 1 yıl, 2 yıl kaybettiler. Bu yılları aslında kayıp olarak görmemek gerekiyor. Fakat üniversite hayatlarından bir kayıp bence. Sizin mezuna kalma gibi bir şeyiniz olmayacak. Yani 3. sınavınızda en yüksek puanı alarak üniversiteye girdiğinizi düşünürsek sizden önceki dönemlere göre 2 sene daha avantajınız olacak. O insanlar 2 sene üniversiteye geç başlamış olacak ki siz 3 şansınızdan birisini güzel bir şekilde kullanarak minimum bir tanesini üniversiteye girmiş olacaksınız. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Umarım doğru şeyler söylemişimdir. Umarım yanlış şeyler söylemişimdir. Araştırmalarımın sonucunda size bunları aktarıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olun, videoyu beğenin, aşağıya yorumlarınızı yazın. Sanat sistemiyle ilgili yorumlarınızı yazın. Sizce ne olacak, nasıl olacak, sizce iyi mi, kötü mü? Bunların hepsini bilmek istiyorum. Yani bilirsem güzel olur. Bir sonraki videolarda ona göre hareket ederim. Kendinize iyi bakın.